Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün sizlerle Forza Horizon 5 yeni bölümdeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde Vosvos'u bulmuştuk, yani Vosvos'u bulduk ve bunun artık hikaye zaten bu olarak devam ettiği için adım adım görevlerini yapıyorduk. Fakat ben hani full görev odaklı gitmeyelim diye, biraz hani farklı yarış olsun diye önce şu havaalanı kır rallisi parkurunu yapacağım. Ondan sonra bu iki numarayı yapacağız. Ondan sonra şu biri yaparız. Zaman kalırsa da yine farklı bir yarış yaparız. Yani çok böyle görev odaklı gitmek istemiyorum ama bir yandan da görevleri bitirmek gerekiyor. O zaman kalmaz herhalde, devam edin. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu arada şuradaki tabelayı da yaptım. Şimdi buradaki tabela ta şeyin üstünde. Bir binanın üstünde. Yoldan şey yapamıyorsunuz. Şu dağla uçmanız gerekiyor. Bak şuradaki dağ var ya. Tam bu şeyin. Tam buradan böyle uçuyorsun. Bir de tam üstüne denk gelmen gerekiyor. Yoksa binanın içe düşüyorsun. Buglo bina. Yani üstüne bir kenara düştün. Aha, kabul olmuyor. Düştüm, ben binanın içine girdim. Sonra işte bir daha dene kaç dakikadır artık oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Önce şu rally yapalım hadi. Niye bu döndü şimdi bir anda böyle? Dur bakayım, ha şimdi daha. Tekle abi, tekle. Bu yarışları direkt bitirip önerilen. Abi diğer arabaların maalesef çok yavaş olduğu için bunu seçmek zorundayım ya. Öbür türlü uzman seviyesinde yenemiyorsun. Diğerleri çok yavaş kalıyor. Ama şey verebilirim. Dediğim gibi 26 liraya paket alırsam orada güzel arabalar var. En azından onlarla yarışırız. Mesela şey var. Porsche Taycan falan var. O iyi olur. Lan vurma. 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 Ben daha uzağa uçacağım. Onlardan daha hızlı. Daha önce hızlandım işte ama uçamadım. Yapma evladım. Niye öyle oluyor evladım? Arkadan şey yapmasalar. Üç etap yetişir miyiz? Yetişebiliriz ya. Hadi oğlum. Kaymadan, kaymadan. Ya oğlum bak. Bangaydan. Salmıyor herifin şey ya. Drive atar abi, yok salmıyor. Biraz daha geriden alacağım. Direkt düz gideceğim ki şey yapmasın, beni engellemesin ha. Yetişemeyeceğiz galiba, öyle bir durum var ya. Birinci gerçi şu önde giden. Deneyelim yani. Ama çok ya, çok kaydırdı orada, hızlanamadım bak. Bir de engele takılınca yavaşlıyorsun, o yüzden de şey yapamıyoruz.
Buraya güzel döndüm. Buraya güzel döndüm. Şansımız var. Orada çok saçma aldım ya. Sar biraz daha geri. Şuraya iyi dönmem lazım. Güzel. Bir tık yavaşlasam. Bak dönüşüm çok iyi. Buradaki dönüş. Sar geri. Okey, artık buradan toplamaya çalışacağım. Da çok zor ya, son turdayız. Oo. Çok yavaş gittiğim için de tabi checkpoint kaçır. O zaman bir tık daha genişten alıp biraz daha yavaşlayıp şöyle. Geçemeyeceğiz ya. Geçemeyeceğim yani buradan. Geçemedik. Baştan başlatalım. Baştan başlatalım, yetişemedim çünkü yani. Bunun başka bir şey olması lazım. Yine deneyeyim, o bana zorlu düşüreceğim ya. Uzman zorlukta bilmiyorum, nedense arabalarım yetersiz yani uzman zorluk için. Baksana. Yanındaki araba beni nasıl geçiyor direkt? Okey okey okey, not bad not bad, çok güzel döndük oraları da. Kaymaktan hızlanamadım ki orada da, neyse sıkıntı yok. Aynen böyle. Aynen böyle babacım. Yukarı çıkarken gazı kesiyorsun. O checkpoint'i aldığın zaman direkt win. Oraya çok dik girdim. Öyle girilmez oraya. Bir tık daha geniş ya, işte geçeceğim diye. Şöyle alırsak aslında. Daha kötü aldım. Bravo bana. Bravo bana. Şu an daha iyiyiz. Tamam, geçtim. Orayı çok hızlı çıktım, o yüzden araba yavaşlayamadım. Aslında orada ben daha önce hızlandım bak vallahi. Lütfen. Söverim ha. Ben daha önce hızlanıyorum orada ya. Bundan sonrası bende.
Nasıl geçiştiler hemen? Ulan o kadar fark koydum bir de yani. Anlamıyorum ki. Evet, bir tık daha mantığı anladım orada yani. Gaz kesmeyi tamamen dönüşe odaklanıp ondan sonra şey yapmak en mantıklısı. Bak burada da aynı şekilde mesela. Kaydırmamak, çünkü kaymaması en önemli bu arabanın. Gördün mü bak? Mesela burada gidiyorum. Burada mesela gaza bastım, hop toparladım ve devam ettim. Evet. Her şeyin bir şeyi varmış demek ki. Bir mantığı varmış, o yüzden geçemiyormuşuz. Seviye atladık. Hadi oğlum Jaguar ver. O sarar araba. Bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi? Ben de dalga geçiyor bu oyun ya. Vallahi aman. Hey Aaron. I know you're busy, but I have festival facilities way over capacity. So if you wanted to push for that next big expansion, that would be very helpful. Benim sal. Ben görev yapacağım. Benim sal. Geliyorum. Alejandra geliyorum. Devam et. 1 dakika 32 saniye. Day. Bu sürede yapabilirsek eğer ki What do you think? Mi tío Víctor told me Papa Fernando used to race around Guanajuato. Yaparız. Before Street Scene, before Horizon, before they even called it Gymkhana. It looks great. Can I? You bet. This is a great area for some Gymkhana. I've set up a course. Show me what you and the Bocho can do. Ay, lan ne hızlı böyle. Vallahi vos. Değil yani. Ben başka araba sürüyorum resmen, bu ne böyle. O rotadan gitmemize ne gerek var ki? Git şuradan direkt. Aa, rotayı saymadı. I really wonder what he was trying to do with this car. Saydı mı şu anda? Bir dakika dur, şu an merak ediyorum. You have no idea. Aa vallahi saydı lan. Vay kerizmık. Direkt kestirmeden gittim varış yerine. Saydı direkt, çok saçma. Mi familia has been coming to visit the Watcho while I've been working on it in the shop. Aa balandık kız. Amazing stories you wouldn't believe. Tio Oscar says Papa Fernando actually drove for a rally. Papa Fernando dur, geleceğim oraya da. He competed in the Baja, maybe even Dakar. We could recreate one of his runs. Tia Sofia told me he once put his Watcho through the roof of a building. We could recreate his jumps. Probably leave out the building though. Your choice. I'll take care of the setup. 1-2 diyor. Peki. Aa buradaki gitti. Nasıl ya? Uçu uçabiliyor. Uçururum ben bunu. It's
Away from any buildings. On my way. Dur, oraya değil, daha oraya olmaz. Oğlum ben gittiğini bilsem şeyin. Tüh. Neyse, o zaman şuraya gidelim bari. En azından şunu yapalım. Ya ne var Link? Merhaba. Heh. Hey. Direkt gittim kulübeye şey yaptım. Yürüme birader, hadi be. Bir şey yapalım o sırada. Yok mu buradan uçmam? Tekli tekli. Önerilen. Ay, önerilen olarak bunları vermem bana ya. Of. Tamam, mecbur o zaman bununla yarışacağız. Ve kaybedeceğim büyük ihtimalle bunu. Çünkü arabam çok güçsüz. Neyse, birkaç ayarlama yapalım bakalım, belki o ayarlamalar işe yarayacak ya. Belki işe yarar da sanmıyorum yarayacağını da, neyse. Aracı ayarla. Göster mesajı. Vites. We keep records of every mechanic who goes through the garage. So if you want to try someone else's engine tune, you can. Ha, bunlar başkalarının şeyleri değil mi? Kalkış çok artıyor, hızlanma artıyor, hız artıyor, yol tuşu, arazi, frenleme düşüyor. Bunu yapamam zaten de, şu olabilir. Bunu yapalım, tamam. İndir ve kur. Do you want to continue working or shall we get these installed? Tamam oğlum, kur bunu, kur. 61 bir şey veririz ya, çok önemli değil. Ama başlat bakalım şimdi. Heh. Şimdi görelim boyların ölçüsünü. Bak. Ha. Peki lan. Harbi bu arada dönüşleri berbat oldu yani. Ay ne güzel döndüm de orayı bak. Ama araba yeni ayarlarda dönmüyor, onu söyleyeyim yani. Gerçekten dönmüyor. Biraz yavaşlamam lazım orada, şuradan.
çok kötü döndüğüm için maalesef araba durmadığı için sert fren yapmak zorunda kalıyorum şu anda. Önümdeki adam da yapıyor yani. Sert fren yapmadan döndüğü için. Neyse geçeceğiz ama ya şurada. Aynen böyle geçtik. Orada güzel çarpsaydı biraz daha geri sar. Dönüş başlangıcı olarak çok iyi ama kötü oldu orada. Yok abi araba dönmüyor yani. Var mı böyle bir şey ya? Önüne mecbur geçmek zorundayım. Merit çünkü geçecek böyle bir türlü. Tamam, biraz o zaman el freni kullanacağız bunda. Aynen el freninde tamam. El freninde güzel duruyor. Abi neden kasıyor abi oyun? Okey şu ana kadar çok güzel gittik. Evet gerçekten güzel gidiyoruz. Tamam birazcık vuracağız, yapacak bir şey yok. Neyse ki bitti ama bunun ayarlarını eski yere çevirmemiz gerekiyor. Dönüş çok kötü oldu. Araba dönmez hale geldi yani. Böyle bir şey var mı? Neyse kaybedeceğiz falan diyordum. Yaptığımız ayarlarla yaptık. Yine geçebildik. Sonraki yarış nerede bakalım hemen. Etrafımızda yarış yok desem. Vay anasını. Bu var. O zaman neye çok uzak. Aa buna gidelim o zaman. Bir yarışlık daha vaktimiz var çünkü. Evet buna gidelim hadi. Araç uzmanlığı. Alsana. Asayı yaptım. Hadi şans şarkı gelsin. Ay o McLaren G ya şu gelen ödüle bakar mısın ya? Moralim bozuldu. Yemin ederim moralim bozdu yani bu. Böyle olmasın. Ya ne olur iyi bir şey çıksa ya. Yok abi illa çıkacak yani yok.
İlla dandik dumik bir ölü çıkacak yani, anlamadım ki. Hiç kaymıyor ki arkadaş yani. Kaydırarak şöyle bir şey yapsak. Bekleyin. Önerilenlerde bunlar da var. Bunu alacağım ama bunu ayar çekeceğim. Şey alalım. İşte diğer oyuncuların şeyini indirip para vererek alayım. Demin yaptığımız gibi ayar yapalım da, yoksa öbür türlü çok zorluyorlar bizi yani. Ben bu kadar zorlanmak istemiyorum ya. Eyvallah, tamam da. Hemen aracı ayarla. Ayar tarayıcısı evet. Her şeyi artıyor bunda. S1 klasında hem de. Bu A klasta kalıyor. 800 oluyor. Tamam. Her şeyi birden artıyor neredeyse. Frenlemesi hafif düşüyor. Arazi hafif düşüyor. Yol dışı hafif düşüyor ama hızlanması hızlı ve kalkış çok artıyor. Nasılmış bakalım. Şu iyi ya. İndir kuru abi. Verelim parasını. 7500 oğlum, 7500 bir şey değil ki, tamam ver gitsin. Ne olacak? Herde bir parçasını falan değiştiriyor. Başlat. Ben bu arabadan memnunum zaten. Ha, güzel. Direkt ilerlemeli mi bu? Pekala. Çekilin yoldan bakayım. Lan çekil oğlum. Ben onu saymıyorum bari. Önüme kırdı. Benim geçmeme izin vermedi. Geri sar. Selamünaleyküm. Batu ne haber abi? Bakalım hangimiz daha iyi bir sürücüyüz, tabii ki ben. Ama orayı ya bir tık geçtiler diye içeriden aldım biraz. Çok hani fazla içeriden aldım ama top oraya kadar kaymadı yani. Araba kendini toparlayabildi o konuda, takdir ediyorum ama bazı anlarda toparlamamasını istersin. Bu da o anlardan birisiydi. Bir tık yavaşlamam lazım döndükten sonra şöyle. Ya ben bunu saymam bu arada. Herifler işten direkt yardırdı gitti. Sar geri. Hah, şimdi oldu. Şurada da mübarek araba hiç tutmuyor ki yolu, kayıyor full. Batu, Batu, Batu.
Vallahi Batu demişti benim drive atarım sizi alır arada duvara sokar falan diye. Aynısını yaptı. Neyse her türlü birinciyiz de. Let's go. Güzel. Tamam bu zorluk iyiymiş. Bu zorluk tam bize göre. De yaptığımız ayarlarla falan ayarlamalarla çok güzel oldu araba. Sıkıntı yok o yüzden. O zaman sevgili YouTube sonraki bölümde kal... Daha dur abicim yapacağız. Araçlar, araç uzmanlığı. Buna mı puan gelmiş? İyi bas abi. 25. O zaman sevgili YouTube sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Yarışlarımızı yapmaya. Hikayelerde ilerlemeye. Mesela bunları falan yapacağız. Sonra bunu yaparız. Test sürücüsünü falan. Bakalım daha önümüzde bir sürü şey var. Yapılacak şeyler var yani. O yüzden yani ümitsizliğe kapılmayın. Her türlü yaparız bir şeyler buluruz. Ama ben sokak yarışlarını daha çok seviyorum. İnşallah daha çok koymuşlardır. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoda beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde devam ediyoruz. Bu arada tekrardan plakaya bak. Plakayı oku. Bay bay.